Şu anda Silifke ilçemizin Ören Mahallesi'nde Olba Antik Kenti'ndeyiz. Mersin ilimiz genelinde 1642 tescilli kültür varlığı var. 841 ayrı tescilli arkeolojik sit alanımız var. Bunların onun da fiilen kazı çalışmaları yürütülüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Olba Antik Kenti de bunlardan birisi. Hemen yakınımızda da Uzuncaburç Antik Kenti var. Silifke ilçemizde bu anlamda tarihi arkeolojik sit alanlarıyla da ön planda olan bir ilçemiz. Olba Antik Kentimizde 2010 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılıyor. Öncelikle tiyatro yapısının olduğu alanda yoğunlukla kazı çalışmaları sürdürülmüş iken son dönemde de arkamızda bulunan anıtsal çeşmede kazı çalışmaları başladı ve şu anda da devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz günlerde önemli eserlere ulaşıldı. Bu eserlerle ilgili olarak da Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından da kamuoyuyla bir takım bilgiler paylaşıldı. Biz de biraz önce hocamızın da rehberliğinde o eserleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Bunlardan birisi giyimli bir kadın heykeli ve bir diğeri frizlerden oluşan ve bir savaşa uğurlama sahnesini canlandıran gene bir eser. Bir diğeri de gene o dönemde bir ritüeli anlatan, canlandıran bir kabartma eser. Burada bundan sonra yapılacak çalışmaları da kısaca özetlemek gerekirse arkeolojik eserlerle ilgili detay çalışmalar yapılıyor. Kazı bunun çok önemli bir elbette ki bir parçası. Devamında da korumaya, konservasyona yönelik çalışmalar ve elbette ki rölevesinin, restitüsyonunun ve restorasyonunun öncelikle projesinin hazırlanması, sonra da bu projelerin kuruldan geçmesi sağlandıktan sonra da yapım çalışmaları geliyor. Anadolu'muzun geneli, Türkiye'mizin, güzel Türkiye'mizin genelinde olduğu gibi Mersin ilimizde de sayısız tarihi eserimiz var. Bunların gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak, bugünümüzde insanımız tarafından, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından buraların tanınmasını, bilinmesini, öğrenilmesini sağlamak da hepimize düşüyor. Biz de bütün paydaşlarımızla birlikte Mersin Valiliği olarak bu çalışmaların yakından takipçisiyiz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ve bir günde inşallah buraların restorasyonunun yapıldığı günleri görmek dileğiyle, o günleri de hep birlikte yine burada bulunmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum.